Kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle: Allah birdir inancı, kainattan nasıl açıklanabilir? Yani biz Allahü Teala'nın varlığını ve birliğini gerek peygamberlerin bildirmesiyle, gerek Kur'an ayetleriyle, gerekse değişik yöntemlerle biliyoruz, inanıyoruz. Ancak bunları dikkate almadan, sadece kainattaki yaratılan varlıklardan önümüzdeki müşahede ettiğimiz varlıklardan hareketle, veya insan kendine de bakarak bunu okumaya çalışabilir. Acaba buradan da Allah'ın birliğine deliller çıkarabilir miyiz? Elbette bunların yüzlerce, binlerce, belki sonsuz delilleri çıkarmak mümkündür. Ama biz bunun bunlardan bir tanesine şöyle bir anlamaya çalışalım. Şimdi diyelim ki elimizde bir sanat olsun. Ne olsun bu? Örneğin bir harf olsun. Mesela Ahmet a, h, m, e ve t harflerinden bir tane yazı yazılmış olsun. Ahmet. Burada biz ne görüyoruz? Bir yazı görüyoruz. Yazının varlığı bir kitabetten haber verir. Yani yazı yazma sanatının varlığını gösterir. Yazı yazma sanatı yazı yazanı bize haber verir. Yani katibin varlığını. Eğer bir yazı varsa yazma fiili vardır. Yazma fiili varsa yazan vardır. Katip. Peki bu katip bu harfleri gelişi güzel mi yazmış yoksa düzenli ve tertipli mi yazmış? Düzenli ve tertipli yazmış. Peki bu harfleri düzenli ve tertip yazarken bir manayı gözetmiş mi yoksa rastgele karışık mı yazmış? Bir manayı gözetmiş. Ahmet, bak bir isim çıkmış ortaya. Bir kişinin adını oraya yazmış. Ahmet, nizamlı, intizamlı düzenli, tertipli o yetmez. Aynı zamanda da hikmetli, maslahatlı yapmış. Yani bir manayı ifade şekilde yapmış. Öyleyse bu Ahmet harfi kelimelerin A, H, M, E, T harflerinin bir araya gelmesi bir katibi hem de hikmetli bir katibi alim olan bir katibi bize bildirmektedir. Bakın hiç ruhu olmayan, şuur olmayan, bilinci olmayan ve yerinde sabit, hareketsiz duran bu harflerden biz bakarak onun yazarına ulaşmaya çalışıyoruz ve buna mantıklı bir muhakeme diyoruz. Akıllı insan diyoruz. Ger gerçekten yani kendimiz de akıllı olarak ifade ediyoruz. Şimdi biz düşüncelerimizi, gözlerimizi, akıl ve kalbimizle beraber dünyaya bir açalım. Ne görüyoruz? Gözümüzü açar açmaz kainata bakar bakmaz iki şeyi görüyoruz. Bunlardan birincisi mükemmel bir nizam var ve harika hassas bir mizam var. Nizam düzen tertip demek. Nizam. Nizamlı diyoruz da nizamlı bir insan. Mizan ölçülü, dengeli. Hakikaten bakın şöyle. Kainatta nizam ve tertibi olmayan, ölçü ve dengede bulunmayan hiçbir şey yok. Güneş'in uzaklığı mı ölçüsüz dengesiz, Güneş'in büyüklüğü mü, ışıklarının bize ulaşması mı? Nefsimize bakalım, kendimize bakalım. Hangi olayımız nizamsız ve ölçüsüz? Yani düzensiz, tertipsiz ve dengesiz. Öyleyse bu kainattaki bu mükemmel nizam, bu harika, muhteşem ölçü ve denge manasına gelen mizan bize neyi haber verecek? biraz daha incelediğimizde, biraz daha gittiğimizde, o zaman bize şunu gösteriyor. Demek ki kainatta yeniden yeniye tanzim ve tevziini yet gözümüze batıyor. Gözümüze dikkatleri çekiyor. Yani nizam durmuyor olduğu yerde, o nizam sürekli yenileniyor. Yeniden yeniye nizam güzelleştiriliyor, güzelleştiriliyor ve devam ettiriliyor. Yetmedi ölçü ve denge yeniden yeniye şeyini bozmadan dengesini bozmadan devam ediyor. Yani dünya dönüyor ama Güneş'in etrafında fakat dengesini bozmadan. Öyleyse bu nizamı tevzin eden yani o mizan ve dengeyi koyan Kur'an ve devam ettiren bir zatın varlığını bize gözlerimizle görüyoruz aklımızla idrak ediyoruz ve kalbimizle bütün bu kainattaki mükemmel intizam ve mükemmel adalet, denge nereden geliyor? Kim bunu sevk idare ediyor? Neden hepsi aynı anda dengeli, düzenli ve tertipli yürüyor? Karışmıyor, karıştırılmıyor. Öyle ya. Niye yani güneşle dünya birbirine girmiyor? Ne yıldızlar birbirine girip de bu kainatın dengesini bozmuyor. Veya insan bedenindeki organlar niye yerli yerlerinde düzenli duruyor? Niye değişmiyorlar? Niye karışmıyorlar? Niye gözüm bir gün kaybolup da kulağım yerine geçmiyor? Kulağım neden bir gün yok olup da yerine başka bir şey gelmiyor? Bakın, demek ki hem güzel bir düzen, tertip ve denge var. Hem de bu düzen, tertip ve denge denge olarak sürekli genişleniyor. Sürekli yeniden yapılıyor ve o şeyini bozmuyor. Peki bu işler yapılırken hikmetli, maslahatlı, faydalı mı yoksa gelişigüzel öyle rastgele mi yerlerine konulmuş? Yani benim gözümdeki hücreler sürekli değişiyor ama denge bozulmuyor. Denge de sürekli korunuyor. Bakın milyonlarca hücre bende ölüyor, milyonlarca hücre yeniden yaratılıyor. Ama ne dengem bozuluyor, hayatımla ilgili ne de düzenim tertibim bozuluyor. Bunlar peki rastgele mi yapılıyor? Hayır, bunlar bir hikmete, bir maslahata, bir gayeye, bir neticeye uygun olarak yerlerinde duruyorlar, yenileniyorlar ve değişiyorlar. O zaman kainatın her şeyinde, hem tamamında hem tek tek hem bir hikmet var, hem bir maslahat var, hem de yüksek bir adalet ve denge söz konusu. Peki, bütün bunlar neyi göstermeli sonsuz ve yüce bir kudretin varlığını bize bildirmeli öyleyse hakikaten bir ışıktan ışık vereni bir ikramdan ikram edeni bir hediyeden hediye edeni idrak eden anlayan bu insan şu kainat büyüklüğündeki muhteşem sanatta düzen intizam elbette bu düzeni ve intizamı Koyan devam ettiren bir zatın varlığını, sonra bu düzen ve intizamın içerisinde gördüğümüz sonsuz hikmetler, maslahatlar, faydalar, gayeler, hedeflerin bulunması da sonsuz hakim, rahim ve kerim olan bir zatın varlığını, bu da sonsuz kudreti olan bir zatın, ezeli ve ebedi olan bir zatın varlığını her insanın aklına ulaştırmalı. Aklın muhakemesinden geçen bu yemekler, bu mana yüklü hikmetler kalpte kabul edilmeli ve benimsenmeli. Arkasından da ruh medesinde hazmedilerek iman olarak ortaya çıkmalı. Eğer bu kadar mükemmel yemekler yediği halde o ruhtan iman çıkmıyorsa o zaman insan kendine acımalı. Bu kainat büyüklüğünde Allah'ın varlığına daha başka ne delil bulabilirim diye gerçekten kendini, bu e, yani ayıp olmasın kınamalı yani. Acımak da yetmez. Ayıplamalı. Ayıp sana. Daha sen bu kainatın yaratıcısını hangi delillerle anlamaya çalışacaksın? Daha ne arayacaksın sen diye kendini kınamalı ve ayıplamalı. Demek ki kainattaki her düzen ve tertipten, her adalet ve dengeden, her hikmet, maslahat ve faydadan, her nimetten, her güzellikten Allah'ın varlığına ve birliğine deliller bulabiliriz. Her şeyden vahdehu, o birdir. O yaratıcı birdir. O hakim birdir, o rahim birdir. O tanzim ve tertip eden, dengeyi koyan kudret sahibi birdir diye Allah'ın izniyle Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine delil bulabiliriz. Gelelim kendi bedenimize, orada bulabiliriz. Öyleyse Allah gözümüzü açmayı, gördüklerimizi akıl tezgahına göndermeyi, akıl tezgahında pişenleri de ruh midesine indirmeyi ve oradan da iman şuurunu inşallah hazmetmeyi Cenab-ı Hak cümlemizi nasip eylesin. Evet bir harfin katibini kabul eden bir insanın kainatın katibini kabul etmemesi gerçekten acınacak bir durumdur.